Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde Rabbimizin bizlere en güçlü dayanaklarımız olan sabır ve namazla yardım istememizi öğütlediği Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerine değineceğiz. Bu iki ayet hayatın zorlukları karşısında nasıl dirençli ve sabırlı olmamız gerektiğini ayrıca namazın Rabbimize olan bağlılığımızı ne kadar pekiştirdiğini bizlere gösteriyor. Sabır ve namazla yardım dilemek Rabbimiz buyuruyor ki: "Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin." Doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir. Ancak o Allah'a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlere ağır gelmez. Sabır İslam ahlakının temel taşlarından biridir. Bizim için zorluklar karşısında durabilme, nefsimize hakim olabilme ve Rabbimizin yardımını celbetmenin anahtarıdır. Sabır hem acıya tahammül edebilmek hem de şehvetlerden uzak durmak olarak iki şekilde tezahür eder. Fahrettin Errazi bu konuda sabrın iki boyutuna dikkat çeker. Hoşa gitmeyen durumların acısına sabretmek ve hızlıca gelecek olan zevklerden uzak durarak onların tehlikelerinden sakınmak. Sabır ile namazı birleştiren Rabbimiz bizlere bu iki önemli ibadetin hayatımızdaki her zorluğu aşmamızda büyük bir destek olduğunu öğretiyor. Nitekim Ankebut suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü bütün şartlarına riayet edilerek hakkıyla kılınan namaz, insanı her türlü hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namaz sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bizleri kötülüklerden koruyan manevi bir kalkan gibidir. Fakat Rabbimiz, namazın herkese kolay olmadığını da belirtmektedir. Özellikle huşu sahibi olmayanlara namaz ağır gelir. Huşu Allah'a derin bir saygı ve bağlılık hissetmek, onun huzurunda boyun eğmek demektir. Mümin suresinde de Rabbimiz huşu sahiplerini şöyle tarif eder: Onlar yaptıkları her iyiliği ve işledikleri her ameli kalpleri Rablerine dönüyor olmanın haşiyetiyle ürpererek yaparlar. Huşu sahibi olanlar için namaz Rabbimize en yakın olduğumuz, onunla en derin bağları kurduğumuz anlardan biridir. Nitekim Abdullah bin Zubeyr radıyallahu anh namazda öyle bir huşuya dalardı ki secdeye vardığında kuşlar onun üzerine konardı. Çünkü onu bir taş gibi hareketsiz görürlerdi. Allah 46. ayette şöyle buyuruyor: Onlar kendilerinin Rablerine kavuşacaklarını ve günün birinde ona döneceklerini kesinlikle bilen kimselerdir. Huşu sahipleri Allah'a döneceklerine ve hesap vereceklerine kesin olarak inanmışlardır. İşte bu inanç onları hayatlarının her anında Rablerine karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaya sevk eder. Bu insanlar ibadetlerini yalnızca bir görev olarak değil, Allah'a kavuşmanın bir vesilesi olarak görürler. Zira onlar bilirler ki bir gün Rablerinin huzuruna çıkacaklar ve dünyada yaptıkları her şeyin karşılığını alacaklardır. Değerli kardeşlerim, sabır ve namaz biz müminler için hem dünyevi hem de uhrevi kurtuluşun en güçlü iki dayanağıdır. Sabırla her türlü musibete karşı direnç gösterebilir, namazla ise Rabbimizin rahmetine sığınabiliriz. Gelin hep birlikte Rabbimize şöyle dua edelim. Allah'ım bizleri sabredenlerden ve namaz kılanlardan eyle. Huşu ile sana yönelen kullarından olmayı nasip eyle. Bizlere sabrı cemil nasip et ve rızana ulaşan kullarından eyle. Amin.